Sevgili dostlar, Arafat'ta Nemire Mescidi'nin hemen önündeyiz. Nemire, Arap dilinde dişi kaplan demektir. Buralar eskiden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha önceki dönemlerde dişi bir kaplan sırtını andırdığı için uzaklardan bakıldığı zaman bu bölgeye Nemire ismi verildi. Daha sonra da buraya kurulan bu mescid, Mescid-i Nemire ismiyle anılmaya başlandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya hicretin 9. senesi son veda haccında geldi. Allah Resulü on binlerce ashabıyla beraber Mina'da Mescid-i Hayf'ın bulunduğu yerde geceleyip orada 5 vakit namaz kılmış. Sonra ashabıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Arafat'a gelmek için yola çıkmıştı. Allah Resulü yolun bir yerinde gidin ve bana burada yani Mescid-i Nemire'nin bulunduğu yerde bir çadır kurun diye sahabesine emir vermişti. Ashab da bu emre uyarak bu meydanda bir çadır kurmuştu. Allah Resulü buraya gelip burada bir müddet konaklamış, istirahat etmiş. Öğle vakti girince de öğle ile ikindi namazını burada birleştirerek yani cem'i takdim ederek kılmış. Daha sonra da bu meydanda duaya durmuştu. Allah Resulü'nün Arafat vakfesinden önce burada secdeye kapanarak dua ettiğini bize bizzat İbn Abbas aktarır. İbn Abbas'ın aktarımına göre Resulullah Efendimiz burada secdede dakikalarca durmuş. Hatta ashab Allah Resulü'nün acaba kendisine bir şey mi oldu diye endişelenmişti. İbn Abbas secdesi uzayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdesinde ne yaptığını merak ederek Allah Resulü'nün mübarek başına doğru başını eğmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdede ne yakardığını bizzat duymuş ve bize aktarmıştır. Bu meydanda Resulullah Efendimiz'in söylediği tek cümle ümmeti ümmetidir. İşte Arafat bir yönüyle vefa meydanıdır, bir yönüyle Allah Resulüne karşı ümmetin göstermesi gereken vefanın bir fırsatıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ümmeti ümmeti diye haykırıp ümmetine dua ettikten sonra devesi Kusva'nın üzerine çıkmış ve bizim veda hutbesi diye bildiğimiz o meşhur hutbenin bir bölümünü burada karşısında duran 120 bini aşkın insana irad etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ey insanlar diye başlayıp insanlığın tamamını muhatap alarak söylemiş olduğu o müthiş hakikatler işte bu meydanda o günün insanının zihin dünyasına, yüreklerine hitap ettiği gibi o günden bugünlere kadar da hitap etmeye devam etmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o meşhur hutbesini irat ettikten sonra sevgili dostlar, hutbesinin sonunda Allah'ı şahit tutarak işte Rabbim şahittir ki ben sizlere bu hakikatleri tebliğ ettim mi diye ümmetini yani o gün için hayatta olan ashabını şahit tutmuştur. Ondan sonra da Allah'ı şahit tutarak şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye yine bu meydanda Allah'a olan şehadetini de ikrar etmiştir. Karşısında duran ashab Allah Resulü'nün bu isteğine göre bizler şahidiz diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletin mesajını onlara duyurduklarına burada ikrar etmişlerdir. İşte Arafat'a geldiğiniz zaman Arafat'ın bir yönüyle kapısı olan Mescid-i Nemire'nin önünde durduğunuz zaman buradaki bu yapıyı değil 1500 sene öncesinde devenin üzerinde Kusva'nın üzerinde insanlığa hitap eden insanlığa rahmet olarak gönderilen o kutlu elçiyi hatırlamalı ve burada bizzat Allah Resulü'nün kendi mübarek lisanından veda hutbesini dinlemeli. En sonda ikrarını ya Resulallah hakikate ait her şeyi bize duyurduğuna dair
biz şahidiz, Allah da şahit diye hem Allah Resulünü hem de Rabbul Alemin olan Allah'ı şahit tutmalıyız. Nemire'ye geldiğiniz zaman sevgili dostlar, işte bunu yapmalı ve burada Allah Resulünün şehadetini ikrar ettikten sonra bir de Resulullah'ın bizden istediklerine dair bir söz verip ayrılmak zorundayız. O sözümüz de şu olmalı ki, ya Resulallah, ulaştırdığın risaletin hakikatlerini yere düşürmeyeceğiz. O hakikatlere ihanet etmeyeceğiz. O hakikatlerin gereklerini yerine getireceğiz. Biz de burada aynı sözleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetine ve alemlerin Rabbi olan Allah'a veriyor ve Nemire Mescidinden Arafat'a doğru yola çıkıyoruz inşallah. Grant your ceaseless mercy, Lord, to your blessed prophet. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Aziz dostlar, Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin hemen önündeyiz. Arkamızda gördüğünüz taş Cebel-i Rahme taşı ve burası Arafat'ın adeta bir sembolü. Arafat'ın kelime anlamı itibariyle birkaç farklı manaya geldiğini söyler alimlerimiz. Mesela Arefe kökünden, buralardan daha önce yayılan güzel bir kokudan dolayı buraya Arafat dendiği yönünde bir yorum yapılır. Diğer iki yorum da şu şekildedir. Söylenildiğine göre Adem Aleyhisselam Hindistan'a inip, Havva validemiz de Cidde'ye inip cennetten indikten sonra bir müddet gezintiden sonra birbirlerini aradıktan sonra tam burada Cebel-i Rahme'nin olduğu yerde birbirleriyle buluştukları yönünde bir rivayet var elimizde. İşte burada birbirlerini bildikleri için, buluştukları için, eğer tabir yerinde ise Adem yitik cenneti Havva'yı burada bulup tanıdığı için buraya tanışma mekanı anlamında Arafat demiştir. Bir diğer rivayet ise şudur. Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama haccın menasiklerini tek tek öğretti. Kur'an'ın ifade ettiği gibi İbrahim aleyhisselam buraya gelip burada oğlu İsmail ile beraber beytin temellerini yeniden doğrulttuktan sonra Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamı aldı ve bu bölgenin tamamını kapsayan haccın menasiklerini yani usullerini öğretti. Tam buraya geldikleri zaman da Cebrail İbrahim aleyhisselama sordu. Hel arafte, sen anladın mı, tanıdın mı? O da naam araftu dedi. Evet, anladım, tanıdım. İşte bundan dolayı da buraya Arafat meydanı denmiştir. Rivayetler bir tarafa, biz biliyoruz ki Arafat tanışma mekanıdır. Arafat insanın kendisini tanıma için müthiş bir fırsattır. Tanımak dediğimiz zaman aslında Bakara suresi 27. ayette ifadesini bulan, aslında tersinden bir anlatım olarak Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağların korunması için bir fırsattır Arafat meydanı. Nedir peki Rabbimizin bizden istediği bağlar? O bağlar 4 tanedir sevgili dostlar. Bir tanesi insanın kendi nefsi ile olan bağı, insan kendi nefsini tanımadan başka hiçbir şeyi tanımayacağı gerçeğinden hareketle ilk önce insan, insan olarak kendi nefsini tanıyacak. İşte Arafat insana kendisini tanıtan bir meydan ve bir fırsattır. İkincisi insanın Rabbini tanıma bağı ki biz ona Allah ile insan arasındaki ilişki diyoruz. İşte Arafat meydanı insan Allah ilişkisinin de zirvelere taşınacağı, doğru bir biçimde tesis edileceği bir imkandır. Üçüncüsü ise insan insan ilişkileridir. İnsan kendi insan hem cinsi olan diğerleriyle bağ kurmak için, o bağın nasıl olması gerektiğini anlaması için yine bu meydan bir fırsattır. Dördüncüsü ise insan eşya bağıdır ki o da insanın kainatla, varlıkla olan bağının nasıl olacağı yönünde bir fırsattır. İşte Arafat'a Zilhicce'nin 9'unda zeval vaktinden gelip şafak batana kadar durduğunuz zaman
Arafat vakfesinde bunu anlarsınız. Bu bağları yeniden kurmaya çalışırsınız. Onun içinde marifet diyarı olan Arafat'ta sizler marifeti en üst düzeyde yaşarsınız. Eğer Cebel-i Rahme'de bu marifet doğru bir biçimde tesis edilirse, inanın ki arkasından tasdik gelecek, onun arkasından amel gelecek, onun arkasından ikrar gelecek ve iman ağacı kökü yerde sabit olan büyük bir ağaç gibi dallarında meyveler olan bir ağaca dönüşecek. İşte Arafat'a gelip burada vakfeye durmak, burada Rabb'e söz vermek, ya Rabbi senin istediğin gibi tanıyıp senin istediğin gibi tanışacağız demek, ondan sonra da burada gerekeni yerine getirip böylelikle yola devam etmek. Cebel-i Rahme ve Arafat Dağı bize bunları öğretir işte sevgili dostlar. And all those who follow him till the coming of the hour. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Evet sevgili dostlar, Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin hemen karşısında sizlere buranın bu güzel iklimini taşımaya devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce'nin 9. günü Mescid-i Nemire'nin önünde öğle ve ikindi namazını kıldıktan sonra buraya doğru hareket etti sevgili dostlar. Orada bir miktar ve veda hutbesinin bir bölümünü orada irad ettikten sonra buraya geldi ve hemen buranın kenarında durarak Allah'a karşı kulluk bilincinin şuurunda ve zirvesinde olarak Arafat vakfesini yerine getirdi. O sözün sultanı haccın önemini ve haccın içerisinde Arafat'ın yerinin ne olduğunu bize öğretme adına El Haccul Arafedir. Yani hac Arafa'dır. Arafasız, Arafatsız haccın olmayacağını söyler ve Arafat'a gelenlerin ancak hacı olarak haccının kabul olacağını beyan eder. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne uyarak buraya hacılarımız Zilhicce'nin 9. gününün sabahında, belki bugünkü şartların çerçevesinde bir gün önce Arafat'ta geceleyerek sabahın erken saatlerinde buralara doğru gelirler. Buralarda öğle ile ikindi namazını birleştirerek kılarlar ve ondan sonraki zaman zarfında da akşam namazı vaktine, güneş batana kadar da burada vakfe yaparlar. Arafat'ın tek bir ameli vardır sevgili dostlar. Rabbimiz bu amelin ortaya konması için namaz gibi dinin direği olan önemli bir eylemi, önemli bir ameli bile birleştirerek ona vakit ayrılmasını ister. Arafat meydanının tek ameli duadır. Burada Allah'a karşı kulluk bilinci içerisinde insanların kendi acziyetlerini itiraf ederek dua yakarmaları lazım. Gelen hacılarımız işte burada ellerini açıp milyonlarca insan bir anda Allah'a yakarışta bulunurlar. Allah'tan niyaz ederler. Allah'tan kendileri için, ümmet için yakarır dururlar. Arafat'a gelip de dua etmeden, vakfede Allah'a el açmadan, vakfede duruşu öğrenmeden, vakfede kendi acziyetinin farkına varmadan bir gidişin olmayacağı muhakkaktır. İşte Arafat meydanına geldiğiniz zaman sizler de duaya ellerinizi kaldırmalı, kendi iman selametiniz için dua etmeli, ülkenizdeki insanların iman selameti için dua etmeli, bu 1,5 milyarlık yaralı ümmetin iman selameti için dua etmeli, kaybettiğimiz izzeti yeniden kazanmak için dua etmeli, kendimizin bizatihi kendimiz olmamız için dua etmeli ve bizlerin içlerinden ayrılıp kopup giden o 1500 sene önceki izzet ve şerefin yeniden bize kavuşması için dua etmeli. Yani burası dua mahallidir. İsteyeceğinizi bilirseniz eğer, burada inşallah havaya kaldırdığınız ellerden boş olarak dönmeyeceksiniz. Arafat'ta dua meydanında, dua mekanında Allah'a yakarmak, dua Allah'tan dilenmek, bir şeyler istemek, bu ümmet için ağlamak, bu ümmet için gözyaşı dökmek herhalde buranın en güzel işi olsa gerek.
Bizler de burada ellerimizi duaya açıyor ve 1,5 milyarlık İslam ümmetinin yeniden kaybettiği o izzete kavuşması için Rabbimize yakarıyoruz. Özgür Kudüs'ümüz için Rabbimize dua ve niyazda bulunuyoruz. Ağlayan coğrafyalarımızın gülmesi için dua ediyoruz. Yeniden kaybettiğimiz o değerleri kazanmak için Rabbimize niyazda bulunuyoruz inşallah.